burada. Zaten bana verildi. Ben kendisine. Oradaki kasayı direkt ben çektim. Gördüm yani. Öldükten sonra kasanın boş olduğunu ben gördüm zaten. Tamamen kendi yalanlarıyla ibarettir bu söyledikleri. Bu söylediklerine göre annem ona 350 bin euro para verdiğine göre onun anneme 350 bin euro daha alacaklı olması gerek ve annemin ona dava açması gerek. Ama annem o kadar parayı ne görmüştür ne de öyle bir para gerçekte yoktur. Tamamen masaldır. Kaçta vereceğimi bilmiyorum gayet. Başı bankaya senet yapmış, altın ne almadı, ben altın almıştım 250 tane, o borcum varmış. Halbuki altın ne alma, bir şey alma, ne aldım ne verdim, ben onun yanına varmam ki pek. Bana senet yapmış, altın aldı demiş, ne demiş, mahkemeye de sunmuş, çağırmışlar, ona da sunmuş yani. 250 tane altın aldı, şu hattan borcu şöyle şöyle getirme de demiş. Onu mu hangisiyse senedimi geçiriyor. Yok olmuyor. Yok senin senedin diyor dün şey yazdım. İmzanı attı. Bu senin imzan değil dedi. Bu şeye gidecek. Senin bu sahte imza yapmışlar, senet yapmışlar dedi. Bir konuşmadı dün vardım. Niye geldin? Bana dedi 6 tane dava açmışsın. Ne geliyorsun dedi. Bak Celal niye bunu yaptın? Bak ben senden bunu madem falan derken git ya git kapıyı çıkıyor dedi bana dün. Dün kunde. Yapmak uzun bak ben bak. Yine gelmez bak böyle yapıyorsan dedim. Bu olaylardan benim haberim 2 ay öncesine kadar yoktu. Benim annem babam 2008'de vefat ettikten 3 yıl sonra ikinci evliliğini yaptı 2011 yılında. 2014 yılının 10. ayına kadar 3,5 sene ikinci evliliği devam etti. İkinci evliliğini yaparken evlilik sözleşmesiyle ilgili evlendiği babalığım Mustafa Sağar anneme ölene kadar yarısı öldükten sonra tamamı diyerekten bir tane daire söz verdi. Ve protokolle o daireyi annemin üzerine yaptı. Tapuya gittik, devrettiler. Bir gün sonrasında da annemle beraber 5 tane şahit huzurunda feragat ettik. Muvaffakatname anneme imzalatıldı. Annem onların güvendiği avukata vekalet verdi. Ve sonra hadi eyvallah diyerek onlar yoluna biz yolumuza devam ettik. 2 sene sonra yapılmakta olan eşinin vefat etmeden önceki yapılmakta olan daireler teslim edilmiş. Avukatı tarafından anneme bir haber geldi. Emine Sağar sizin 4 tane daha daireniz var eski eşinizden. Bu daireleri neden almıyorsunuz diyerekten annem gitti. Gerçekten de doğruymuş o daireler. Ama annem feragat düzenlendiği için ben anneme anne sen o adamın başka mallarında hakkın yoktur. Adam sana bir tane daire verdi. Vazgeç bu işten diyerekten ben anneme ne kadar söylesem de o daireler benim eski eşimden diyerekten hakkımdan vazgeçmeyeceğim diyerekten benim haberim olmadan uğraşmış. Çok ve gitmezdim. Ve gitmezdim yani. Annem Celal'a bir özgüven olarak yani Ürgüp'te bir esnaf olarak olan biteni kısaca anlatmış. O şahıs da anneme kocandan o sana imzalatılan kağıtları, dosyaları getir diyerekten istemiş. Annemin o dosyaları götürdükten sonra bunlar bende kalsın diyerekten annem orada unutmuş o dosyaları. Bu annemin adına olan bu dosyaların annemin imzaları o zamanın
şartlarına göre imzaları ve ismi, soy ismini taklit ederek 5 milyonluk bir senet düzenlemiş. Bizim haberimiz 2 ay öncesine kadar yoktu. Ben Ürgüp dışında olduğum için hiçbir şeyden haberim yoktu. Bu 5 milyonluk senet 9. ayın 20'sinde tebligat geldi, gelmiş. Muhtar anneme teslim etmediğinden dolayı 20 gün sonra haberi annemin olduğundan dolayı icraya konulmuş bu senet. Annemin tüm mal varlığına şu an icra konulmuş. Ne kadar mal varlığı varsa hatta oturduğu ev bile şu an icrada satılmakta. Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduk. Savcılık tarafından ifadesinin alınıp annemin tüm mal varlığının satışının durdurulup gereğinin yapılmasını arz ediyorum. Adalete sığınıyorum. Tamam. 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 Tam